adamın kulu çıkmıyor ki, ya bu şeker fabrikası nasıl bu hale geldi? Vatandaşın APEC'in elindeyken, daha sonra bugün terörist finansal kuruluş olarak ilan edilen Bankasya'nın eline nasıl geçti? Vatandaşın elindeyken artırılmayan kotalarla borç batağına sürüklenen o fabrika, o banka tarafından nasıl kota artırımına o bankanın elindeyken yapıldı? Buna sebep olanlar kimlerdir? Aracı olan kimlerdir? Bu işin siyaset ayağında bu işe vesile olanlar kimlerdir? Bunlar toplum tarafından, Sakarya'da vatandaşlarımız tarafından çok iyi bilinmektedir. Sonrasında Ülker grubuna devredilişi ve şu an bu sene de üretime başlayacak olması durumunda, geçen seneden hatırlayınız, kokusu, yaydığı kokudan dolayı ya vatandaşların artık kapansa da biz de rahat etsek diyecek noktaya getirilmesi de bilinçli bir hadise midir bilemiyorum. Bu sene bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Onun gelecekte bir takım sıkıntılarla muhatap olması kaçınılmaz. Arazisinin ne şekilde değerlendirileceği ve ne yapılacağı konusunda hala bir sessizlik hakim. Ülker grubunun burayı nasıl kullanacağı, işletip işletmeyeceği noktasında da ciddi tereddütler mevcut. Şeker fabrikası Sakarya açısından tarih ve önemi haiz. Şeker fabrikası Sakarya'nın, Adapazarı'nın mührü niteliğinde bir kuruluştur. Bunun birilerine bu zamana kadar sürdürülen peşkeş çekme döneminin aynı şekilde devam edip yok pahasına milletin kaynaklarının çarçur edilmesine göz yumulmaması gerektiğini tekrar dile getirmek istiyorum.